kadınlar meme kanseri konusunda nelere dikkat etmeleri gerekir? Meme kanserinin en önemli belirtilerinden birisi memede kitledir. Ve hekime başvuran hanımlarımızın %95'i kendileri memelerinde bir kitle hissederek başvururlar. Kitleden başka meme ucunda değişiklikler, meme cildinde değişiklikler olabilir. Aksilla bölgesi dediğimiz koltuk altı bölgesinde gene kitle olabilir. Ayrıca meme cildiyle ilgili değişiklikler olabilir. Yara gibi, portakal kabuğu görünümü gibi, sertleşmeler gibi, meme cildinde çöküntüler gibi, meme başında çöküntüler, meme başının asimetrik görünüşleri, bunlar meme kanserinin birer bulgularıdır. Burada hanımlarımızın dikkat etmeleri ve bilmeleri gereken en önemli şey kendi kendine meme muayenesini iyi öğrenmeleri. Kendi kendine meme muayenesinde yaparak hanımlarımız çok erken evrede meme kanserini yakalama şansına sahiptir. Nedir kendi kendine meme muayenesi? Hastalarımız ya da kadınlarımızın 20 yaşından itibaren ayna karşısında bir kolunu başının üzerine kaldırarak o başının üzerine kaldırdığı memesini diğer eliyle kontrol etmesidir. O orada herhangi bir değişiklik var mı? Hem aynayla aynada görme şansını yakalamak açısından hem de eliyle orada herhangi bir kitle olup olmadığını fark etmek açısından çok önemli bir şeydir. Memesini kontrol ettikten sonra koltuk altlarını da eliyle yoklamalıdır. Evet. Eğer herhangi bir şey varsa evet, en kısa sürede hekime müracaat etmeli. Bu kitlenin kanser mi yoksa kanserin haricinde daha ılımlı bir lezyon mu onun takibine alması lazım. Şimdi bizim Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki önerileri 20 yaşından itibaren her hanımın kendi kendini meme muayenesini öğrenmesi ve ayda bir kez adetten sonraki 3-5 gün içerisinde memelerini kontrol etmesidir. Benim önerim 10 günde bir her duştan sonra aynanın karşısına geçerek memelerini kontrol etmesi, herhangi bir değişiklik olup olmadığını hem gözle görerek meme cildiyle ilgili ya da meme başıyla ilgili ya da memedeki herhangi bir kitle olup olmadığını yönünden belirlemeli ve bunu en az ayda bir kez adetin dediğim gibi 3-5 gün arasında bir adetten sonraki 3-5. Günlerde bunu mutlaka yapmalıdır. Yılda bir kez de bu hanımlarımızın hekim muayenesi eşliğinde ultrason eşliğinde meme muayenelerini yaptırmasıdır. Bu 40 yaşına kadar olan kısımda. 40 yaşını geçtikten sonra gene kendi kendine meme muayenesi devam etmeli. Aynı zamanda kadınlarımız yılda bir kez en az hekim muayenesi, mamografi ve ultrasonografi ile kontrol programlarına dahil olmalıdır. Böylelikle erken evrede meme kanserini yakalayıp tedavisinin başarılı bir şekilde yapılması ve hastalığın bir daha kişiye geri gelmesi engellenmiş olur. Risk faktörleri yüksek olan, yani annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde, teyze kızlarında gibi, yani bu genetik yatkınlığı olan kişilerde bu oranların, yani bu hekim muayene oranlarının biraz daha erken dönemlerde yapılması. Mesela hekim muayenesinin 6 ayda bir ultrason eşliğinde, yılda bir de en az mamografi eşliğinde, gerekirse MR da çekilerek yapılması ve takip olması altında olması gerekir. Bu şekilde olduğu zaman kadınlarımız en çok görülen ve kadınları çok mağdur ettiği düşünülen meme kanserini erken evrede yakalayıp tamamen tedavi olabilme şansına sahiptirler. Birçok kadınımızın da korkmuş olduğu bir hastalık. Çünkü evet, göğüs, meme ister istemez kadınlarımızın en önemli organlarından biri. Evet, şimdi artık son yıllarda yapılan çalışmalarda çok erken evre tespit edilen meme kanserlerinde meme çıkartılmadan
sadece tümör çıkartılarak tedavi edilebilmekte ve hatta bazı hastalarda prognostik patolojik faktörlere bakılarak kemoterapi dahi uygulanmamakta. Ancak meme koruyucu cerrahinin ikiz kardeşi olan radyoterapi mutlaka her hastaya uygulanmakta meme cerrahisi açısından, koruyucu cerrahi açısından.